Edebiyatının en önemli isimlerinden Orhan Kemal tam 12 yıl boyunca önünde durduğumuz bu evde yaşadı. Birçok önemli eserlerini bu evde üretti. Şimdi ise Orhan Kemal'in yaşadığı bu ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. 1951'de babam, annem ve üç kardeşim Adana'dan İstanbul'a geldiklerinde ilk kez tepe başındalar. Sonra Fener'e geçiyorlar. Fener'de buradan biraz daha ileride. Ve sonra Unkapanı'na geliyorlar 1954 yılında. Ve 66 yılına kadar burada oturdular. İşte 1957 yılından sonra da ben de buradayım. Burada doğdum. İlkokul 2. sınıfa kadar burada okudum. Hemen biraz ileride Cibali İlkokulu var. Ve Orhan Kemal'in çok önemli eserlerini burada yazdığını söyleyebilirim. Yani en önemlileri işte bunun içinde Bereketli Topraklar da dahil olmak üzere, Gurbet Kuşları gibi. Yani 30'a yakın eseri burada yazıyor. Fakat bu semtle ilgili olan önemli eserlerinden bazılarını mesela söyleyebilirim. Müfettişler Müfettişi, Üç Kağıtçı, Evlerden Biri, Suçlu, Sokakların Çocuğu direkt burayı anlatır. Hatta onun çok bilinen, sevilen bir öyküsü vardır. 50 kuruş. O 50 kuruş öyküsündeki ev, oradaki baş kahraman hem Orhan Kemal'dir hem arkamdaki evdir. O açıdan hem benim hem Orhan Kemal'in hayatında çok önemli bir yer tutar Cibali'deki bu evimiz. Bir de tabii insanları gözlemlemek için çok önemli bir mekan. Çünkü biraz hemen aşağımızda Cibali Tütün Fabrikası vardı. Bütün işçiler bu bizim kapının önünden geçip giderlerdi. Etraftaki esnaf lokantasına kahvelerde oturur, işçiler, ustalar sohbet ederlerdi. Babam da onların çoğuyla sohbet edip oradaki hikayeleri dinleyen ve onları sonra işte eserlerine yansıtmış. Hem önemli bir mekan hem de önemli bir yazar olarak burada oturmuştur. Orhan Kemal'in 1967'nin sonuna kadar hep kirada oturdu. O açıdan burası kiralık evimizdi. Yıl buradaydık. Yani acı tatlı tabii bir sürü olay da burada yaşandı. Bunlardan en önemlisi 1966 yılında babamın polislerce götürülüp Sultanahmet Cezaevine konulmasıydı. Ben iki kere işte buradan cezaevine gidip babamı ziyarete gitmiştim. 35 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere salıverildiler. Ama bu ev yani o anılarımı canlandırmak, ilkokul anılarımda çok önemli yer tutan bir semt benim için de. O açıdan yani ben buraları çok severim. Şimdi 66'da yani o tutuklanma olayı gerçekleştikten sonra artık ablama da yakın olmak düşüncesiyle, çünkü ablam Fatih'te oturuyordu. Onun da işte yeni bir bebeği olacaktı. Annem, ona da yakın olmak için biz buradan taşındık. Ki yani Fatih'te de biz bir yıl oturabildik. İşte ondan sonra o yıl 1967 yılında babamın 72. Koğuş isimli eseri tiyatroda oynanmaya başladı ve oradan gelen gelirle abimin de katkılarıyla işte Basınköy'deki en son 3 yıl kirasız oturduğu o evi satın aldı. Ama işte orada da ancak 3 yıl yaşayabildi. Thank you.
1966'dan bugüne kadar biz dönem dönem yılda bir iki kere geliriz, evin etrafında dolaşırız, evi izleriz. Evde şu anda bir kiracı olduğu için tabii evi girme, içini dolaşma imkanımız olmuyor. Tabii her geçen gün buranın yıprandığını gördük. Hatta bunun binanın orijinal rengi sarıydı. Şu anda yeşil. Hatta belediyenin koyduğu Yazar Orhan Kemal Sokağı tabelası bile o yeşile boyanması sırasında o da boyandı. Ne akla hizmettir onu da anlamış değilim. Daha sonra Şehri İstanbul Derneği bir tabela koydu. Bir süre sonra o tabela yok edildi. Arkasından Fatih Belediyesi bir tabela koydu. Geçen yıl o da yok oldu. Sonra işte buradaki gençler, Orhan Kemal'i seven okurlar arkamda bulunan çok sade bir tabelayı koydular. Çünkü pek çok gezgin okur Orhan Kemal'in bu evini biliyor. İşte önünde durup fotoğraf çektiriyorlar. Ve daha sonra da yani benim bir iki teşebbüsüm oldu. Bu müzeyi açtıktan sonra alabilir miyiz? Böyle burasını bir kültürel hane veyahut da konut haline getirebilir miyiz diye düşündüm. O da olmadı. Yani bir ara satmak istemediler. Sonra satmaya niyetlendiler. Bu sefer benim imkanım olmadı. Tabii bu çeşitli vesilelerle ben bunu kamuoyuna, basına duyurdum. Aslında yani STK'lar, Fatih Belediyesi, İBB veyahut da Kültür Bakanlığı buraya bir müdahale edebilirlerdi. Burayı alabilirlerdi. Ve buraya da ne bileyim bir çocuk kütüphanesi, bir semt konağı veyahut da bir çocuk evi gibi bir küçük bir mekan olarak değerlendirebilirlerdi. Yani müze olarak tabii değerlendirmek belki de en ideali ama yer çok küçük. Binanın genişleme imkanı yok ve sadece buranın alınması değil, bu binanın güçlendirilmesi de gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi kapıda da bir kayma var. Şimdi o çatlağın olduğu yer babamın oturduğu oda aslında. Yani kendini bina artık gösteriyor. Ben gitmek üzereyim diyor. O açıdan yani bunu büyük bir kurumun ancak üstlenip gerçekleştirmesi lazım. Geleceğe bir miras olarak bırakmak lazım. Çünkü bu yerler, bu semtler, bu konutlar toplumun hafızaları. Eğer bunlar olmazsa nereden gelip nereye gittiğimizi hiçbir zaman anlayamayız. Ki burada büyük bir yaşanmışlık var ve Orhan Kemal'in halkla iç içe, omuz omuza bir yaşam mücadelesi var. O açıdan bunun gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. Ama hangi kurum bu işi üstlenir onu bilemiyorum. Thank you.